Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Seçimler oldu. 7 Haziran seçimleri oldu, bitti. Hem suç seçim sonuçları tartışılıyor hem de muhtemel hükümet senaryoları Ankara'nın ve tabii ki Türkiye'nin gündemi. Bu hafta bütün bu sorulara cevap alabileceğimiz, sorularımızı yöneltebileceğimiz önemli bir isim var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Beşir Atalay. Sayın Atalay'la hem seçim sonuçlarını hem de hükümet senaryolarını, koalisyon ihtimallerini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi seçim sonuçlarının bir değerlendirmesiyle başlamak istiyorum. Siz de zaten parti içinde günlerdir uzun soluklu toplantılar yaptınız, yapıyorsunuz. Bir muhasebe yapıyorsunuz tabii bir taraftan. Neden böyle bir sonuç çıktı sorusunun cevabını bulabildiniz mi? Evet, teşekkür ediyorum. Ee, izleyicilerimizde bu güzel tatil gününde saygıyla selamlıyorum. Epey sınav ortamı var bu günlerde evet. bugün. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah razı getirsin. Amin. Ee, tabii bir önemli seçim bitti. Bir hafta oldu. Ee, belki ee, en güzel husus, bugün itibariyle ifade etmek istediğim, seçim bitti, milletimiz sandığa gitti, oyunu kullandı. Güzel bir e, demokrasi olayı yaşadık yine, uygulaması yaşadık. Ee, ama toplumumuzda işte hayatını yaşıyor. Evet. Ee, yani bir fevkaladelik yok. Seçimin sonucuyla ilgili toplumumuzda, ülkemizde, bir tedirginlik yok işte gördüğünüz gibi sınavlar devam ediyor ekonomik hayat devam ediyor bütün herkes normal bir hayat sürdürüyor bu en önemlisi bu güzel bir şey ama seçim sonucunun da tabi hemen kolay kurulacak çabuk kurulacak bir hükümet ve yeniden yola devam mesajı vermediği ortada. Evet. Biz de analiz ediyoruz tabii şu günlerde. Biz e, esasen sürekli e, bir analiz ve değerlendirme içinde olduk. Seçim süresince tabii bu daha yoğundu. Seçimden sonra da e, yine partide genel başkanımızın değişik kesimlerle istişareleri iş devam ediyor. Teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, MKYK üyeleriyle e, hem bu değerlendirmeler, bir durum analizi, mevcut durumun iyi tespiti ve seçimin tabii sonuçlarıyla ilgili e, gerekçeler, sebepler. E, bir yandan da önümüzdeki günlere nasıl bakacağız? Doğrusu iyi bir değerlendirme oluyor. Yani biz parti olarak e, serin kanlı gerçekçi, rahat bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu çok önemli görüyoruz. Evet. E, yani milletin iradesi bu yönde e, tecelli etti. Esasen şöyle bakarsak 1950'den beri, yani milletin sandıktaki iradesi çok e, önemli şeyler, mesajlar da vermiştir. Her, Her seçim olan. bir derstir. Sonuçta. Evet. E, e, derstir. İşte o mesajları iyi okumak e, gerekiyor. Tabii kampanya süresince aslında e, bu tahminleri yine yaptık. E, doğrusu kampanya işte süresince ve seçime doğru yaklaşırken yani bizim kendi tahminlerimizde de hep e, Hatta kısa süre önce seçimden yine sizinle Doğru. bir akşam programında da değerlendirme yapmıştık. Kırka düşebilir demiştiniz. Ee, yani MHP ile CHP'nin durumunda bir değişiklik e, öngörmüyorduk. İşte bugünkü gibi. Onlar zaten seçim sonucunu belirleyici bir mahiyette taşımıyordu. Yani seçim sonucunu belirleyecek iki partiydi. Birisi e, işte bizim partimiz AK Parti bir de HDP'nin durumu. E, ama... İkisiyle ilgili de tahminlerimiz de vardı. Biz partimizi biraz daha bir iki puan daha yukarıda görüyorduk şu sebeple. Yani toplumun belirsizliklere müsaade etmeyeceği, her ne kadar belli bir düşme olsa da oyumuzda yine tek başına iktidar olabileceğimiz yönünde iyi göstergeler vardı. Araştırma sonuçları da vardı. Ama yine de hep şöyle diyorduk. Yani üç senaryoya da açık olmak lazım. Hatta son seçimden önceki salı günü, perşembe günü daha doğrusu strateji heyetimiz toplanmıştı partide. Ve son değerlendirmeleri yapmıştık. Ve başbakanımıza her toplantı sonrası bir şey yazarız biz. Rapor. Strateji heyeti raporu yazarız. O raporda da bu üç senaryoyu da öngörmüştük. Yani ağırlıklı senaryo. HDP'nin de barajı geçtiği ama AK Parti'nin küçük farkla daha az sayıda bir milletvekiliyle, yani 280-290 arası tek başına iktidar mı olacağı. ikinci senaryo ve üçüncü senaryo daha küçük ihtimaller. Yani HDP'nin barajı geçmeyebileceği, çünkü HDP'nin durumu hep sandığa işaret ediyordu. Yani kamuoyu yoklamalarında bir belirginlik yoktu. Sebebi şu, HDP bu seçimin önemli kurgusuydu. Yani hem uluslararası çok destek vardı, hem paralel yapı sanılanın çok ötesinde HDP için gayret etti. Bütün bunlar sandığa ne kadar yansıyacak, onu hiçbir araştırma kestiremiyordu. Hep kendilerde, elimizdeki araştırmalarda limitlere işaret ediyordu. Dolayısıyla... İkinci senaryomuz yani HDP'nin barajı geçmediği bir AK Parti der. Üçüncü C senaryomuz da şimdiki durumdu. Şimdi, evet. Yani bizim e, tek başına küçük farkla iktidarı işte tek başına hükümet olamayacağımız, e, biraz altında kalacağımız bir senaryoydu. Şok olmadınız o zaman. Yok şok olmadık. Üçüne de hazırlıklı e, yani o günkü balkon konuşması için e, üç senaryoyu da zihnimizde tutalım. Küçük, küçük de olsa ihtimaller, konuşma metinlerimizi falan da ona göre zaten doğrusu oluşturuyorduk. Hı hı. Bu manada e, burada bu seçim kampanyası süresince e, gelgitler yaşandı. Yani şok olacak da doğrusu fazla bir sonuç değil. Bu ifade ettiğim e, zaten analiz e, e, bir anlamda da işte şu anda gerçekleştiren sonuçlardan birisi. Evet. Ha şimdi nedenleriyle Neden ilgili bir sonuca oldukça. vardık mı? Henüz var varmış değiliz. Ee, şöyle bu istişareler ve değerlendirmeler geçmişe dönükten ziyade e, önümüzdeki günlere dönük. Gerçi MKYK ortamında ve diğer ortamlarda insanlar söz aldığında e, kampanya ortamına ve öncesine de değin değiniyor bazen ama yani genelde e, eski irdeleme yerine önümüzdeki günlere bakış ağırlıklı. E, tabii biz her seçimden sonra e, iyi bir analiz yaparız. Yani en başarılı olduğumuz seçimlerde de bunu yapmışızdır. E, seçimin sonuçlarını bir rapora bağlarız. Hı hı. Bu iyi bir analiz raporudur. Hı hı. Bunların hepsi e, vardır. E, burada tekrar bir seçmen davranışını iyi tespit eden e, gerekçeleriyle bir kamuoyu yoklaması yaptırırız. Şu anda o kamuoyu yoklamamız alanda. Hmm. E, yani çok e, kapsamlı bir soru kağıdıyla e, bir anketin ötesinde tam bir araştırma. E, yani orada oradan gelecek e, sonuçlar bizim için önemli. Hmm. Yani seçmen davranışındaki kaymalar hmm. e, vesaire. Evet. E, Neden oy Evet tercihini değiştirdi. Tabi tercih niye Soru değişti, var. niye değişti, nerelere gitti vesaire. İkincisi bazı illere özel misyon gönderdiğimizde olmuştur bugüne kadar. Yani sosyal bilimci, siyaset bilimci uzman arkadaşlardan, yani pek de e, e, siyasi şeyli olmayan kimlikli giderler o ildeki seçim sonucu. Özelliği olan illere gönderiz. Hmm. E, orada bir birkaç gün kalırlar. E, kamu yöneticileriyle falan gereken kişilerle özel görüşmeler yaparlar ve bir şey getirirler oradan. Tabii bizim burada kendi aramızdaki e, işte değerlendirmemiz, tartışmalarımız, geçmişe dönük e, şeylerimiz burada e, tespitlerimiz, bütün bunlar bir araya gelir e, ve oradan iyi bir analiz çıkar. E, çıkar. Bunu da fazla şey yapmayız, yaygın tutmayız. Kendi iç Genel muhasebe. Genel başkanımıza sunarız Hı. genelde ve çok sınırlı bir dağıtım <laughs> içinde kalır. O çalışmamız şu anda başladı, e, devam ediyor. Sakin, serin kanlı ama gerçekçiliği en öne alarak inşallah devam ediyor. Oradan çıkacak, bu da çok gecikmeyecek. Buradan çıkacak tabii şeyler, sonuçlar bizim için önemli. Burada Peki. neler olabilir iki cümleyle? Hı ilave edeyim. Yani tabii e, şu günlerdeki değerlendirmelerde biraz daha güncel ve yüzeysel bakışlar e, planda. Ama yani tabii e, yapısal bazı sebeplerde e, daha köklü olabilir. Bütün bunlara ayrı ayrı bakmak lazım. Hı hı. Bu iyi analizi yapacağız. Biz benzer bir analizi e, çok e, detaylı e, derinlere inen yine en fazla 2009 seçiminde yapmıştık. O yerel seçimdi seçim. tabii. Ee, ama çok da be, faydalı olmuştu. kendisi Ondan sonra etkili olmuştu. O kriz, Yine ona benzer çok etkili bir e, seçim sonrası analizini e, yapıyorsunuz. şu anda yapıyoruz. Peki, e, şimdi şu tür şeyler e, yorumlarda yapılıyor seçim sonuçlarıyla ilgili. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahaya inmiş olması bir faktör oldu oyların düşmesinde diyenler var. Ne dersiniz buna? Bütün bunları belki işte bu kamuoyu yoklamalar içinde Orang, görmek lazım. Halk ne diyor? Bunlar ya. daha özel sorular. böyle şeylerde doğrusu hani bu işleri uzun süre yapan çalışan birisi olarak acizane. Yani masa başı şeylerden biraz Hı. kaçınmak lazım yani Hı. gerçekleri görmek için Yüzeysel alanı iyi okumak taşınmış. ve alanı araştırmak lazım Hı. yani Hı. öyle kolay hükümlere gitmemek başbakan lazım. mı yetersiz kaldı onun bir şeyi var mı hayır yani bizim gördüğümüz şu yani bu seçimi böyle profiller üzerinde çok fazla değerlendirmemek yani yani başkan cumhurbaşkanı Yeni bir seçim, yeni bir dönem. Partimizde büyük bir değişim geçirdi tabii. Ve 13 yıllık da bir iktidarız. Hem merkezi hükümette hem yerel hükümette. Evet. E, yani bu kadar bir uzun var. süren bir iktidarın e, biriken tabii e, vatandaş zihninde sorunları da e, olabilir. Doğrusu genel başkanımız büyük bir gayret sarf etti. Yani hiç bir seçimde olmayan 81 ilde miting yaptı çok yoğun bir kampanya uygulandı. Ve toplumla da iyi e, diyalog kurduğunu, bütünleştiğini gördük biz. Benimseli e, mi toplum? E, yani Sayın biz Doğru. onu gördük. Seçimde doğrusu seçim ortamında miting alanları doldu taştı. E, parti olarak da çok iyi bir kampanya yürüttük. Yani kampanyamız bizim e, şöyle mukayese ederseniz hiçbir partiyle mukayese bile edilemez. Yani e, billboardlarımızla televizyon e, reklam filmlerimizle Gazete ilanlarımızla, mitinglerimizle, sosyal medya ortamımızla çok dürüst, düzgün, hani bir pozitif de kampanya şey yaptık, yürüttük. Yani fazla çatışmaya şeye polemiğe yer vermeyen. Hı hı. Hani diğer partiler ucuz vaatlerde falan buldular. Onlardan da bir şey getirmediğinde gördük. Yani genelde vatandaş kararını biraz erken verir. Seçime doğru yaklaşık vaatler çok fazla bizim seçmen üzerinde etkili olmaz. Yani yıllarca şeyler sabittir bu bizim tecrübelerimizde. Genelde de iki ay öncesinden falan büyük kısmı yüzde 80-85 zihninde oluşturur. Yani kampanyaların zaten seçim sonucuna etkisi işte uluslararası kriterlerde yüzde iki civarında falandır. Yani. Peki. Kürt oyları çok gitti AK Parti'den. Yani burası çok önemli bir nokta. Ee, AK Parti bütün bölgelerden oy alan ve iyi oy alan bir partiydi. Ama bu hüviyetini Güneydoğu'da kaybetti. Ee, neden böyle oldu? Bir de artık e, Kürtler bundan sonra hep HDP'ye HDP oy verir. Bir daha geri gelmez gibi kanaatler de dinliyoruz seçim sonrası. Şimdi e... Mehmet Bey, şunu unutmamak lazım. Yani diğer partilerin şu günlerdeki e, kimi sözcülerinin konuşmalarına bakıyorum. Hatta biraz e, şımarmış bir şekilde de konuşanlar var. E, doğrusu. E, yani bir siyasi ortamı doğru dürüstte okumuyorlar galiba. Yani ortada bir gerçek var. Evet. Yani 276'nın üzerini bulup da tek başına hükümet kuramıyor ama yüzde41'ini yani bir toplumun o, bu büyük toplumun e, temsil Kesinlikle. eden oyunu almış ve Türkiye'nin her ilinde her ilçesinde oy almış bir parti var ve şu anda e, kendisinden sonra gelen iki büyük muhalefet partisinin toplamından fazla oyu ve milletvekili var yani yüzde 12 13 oy almış yüzde15 oy almış partiler o kadar havalı konuşuyorlar ki Hedefini. Yani bir Ak bir Ak Parti gerçeğini, şu andaki Ak Parti'nin ağırlığını, o yerleşik gücünü, arkasındaki büyük toplum desteğini falan sanki hafife alıyorlar. yani bunu görmek lazım. Ak Parti sadece 5 ilde milletvekili çıkaramadı. Bunları tekrar etmek istiyorum. ana muhalefet partisi 37 ilde milletvekili çıkaramadı. Ana muhalefet partisi Evet. Türkiye'de il sayımız 81. Onu da hatırlatıyorum. Bunun 37'sinde milletvekili yok. Böyle ana muhalefet olur mu? So, öbür muhalefet MHP 44 ilde şey 34 ilde pardon. Şey milletvekili çıkaramadı. Kendisine başarı öyküsü şu anda yazan çok şımarık konuşmalar yapan HDP 55 ilde milletvekili yok. Ve HDP ve Kürt vatandaşlarımız bu seçimi bu seçimin istisnai bir konjonktürle kendilerine böyle bir sonuç getirdiğini çok iyi biliyorlar. Yani hem uluslararası e, bir rüzgar var, bir büyük paralel yapı var. Orta Anadolu'da dahi e, paralel yapı seçmenlere aman HDP'ye verin diye. Hiç oy alamayacağı illerde oy aldı. Orada Kürt vatandaş falan da yok yani onlardan o böyle olağanüstü bir şart Türkiye'nin bugünü ben e, Türk vatandaşlara şöyle veya böyle bir şey demiyorum onlar bilirler AK Parti iyi bilirler yani onların içinde düşünenler e, Türkiye'yi iyi okuyanlar AK Parti'nin niyetlerini politikalarını ve şu son 13 yılda e, ülkemizde bu e, işte e, Birliği bütünlüğü kardeşliği nasıl sağladığını çok sesliliği çok renkliliği bir arada tutmak için hangi çabalar sarf ettiğini bilirler yani AK Parti bir çimento AK Parti e, çok o e, tutarlı ve sorumlu bir politika izleyen bir partidir evet. Türkiye'nin Türkiye'yi bu şekle getiren bir parti. Yani ben burada bugünkü HDP'nin bugünkü halini bir bu seçimi, bir konjonktürel bir şeyi bütün güçler, bütün unsurlar AK Parti'yi tek başına iktidardan uzaklaştırmak için en önemli kurgu olarak HDP üzerinde çalıştılar, destek verdiler ve başarılı oldular. Başarılı oldular bir, ama bunu HDP dışında... bunu görsün. Hmm. Ve Kürt vatandaşlar da bunu e, görsün. Şimdi önümüzdeki günler daha da gösterecektir. Yani bunun bu, bunların halini gösterecektir ama bir yandan da birkaç cümle daha HDP ile ilgili, bir yandan da HDP Türkiye'de seçim ortamında da hep ifade ettik. Ee, şu anda seçim sonrası çok fazla partilerle ilgili konuşmak istemiyoruz. Neticede ortada bir hassas durum var. Neticede işte kırılganlıklar var, koalisyon görüşmeleri var vesaire. Ama ben kendim doğrusu evvelden beri kendi yaklaşımlarımdır. Kürt vatandaşlarım da bilir onlarla ilgili bizim Düşüncelerimizi, çalışmalarımızı HDP'ler de çok iyi bilir ama HDP e, geçmişine ihanet eden bir partidir. E, HDP şu anda bu seçim ortamında yurtiçi ve yurtdışı Türkiye'deki e, derin devlet dediğimiz veya statiko dediğimiz eski Türkiye dediğimiz yapılarla bütünlük içinde e, Ak Parti'yi nasıl yıp, yıpratırız çalışmasına katılmıştır ve bundan sonra bu leke onun üzerinde olacaktır. Bakmayın şu anda bazı yazarların, çizerlerin işte Türk Türk solunun falan AK Parti aleyhinde olduğu için onlara metiyeler dizdiğine. Yani onlar bunların çok uzun soluklu olmadığını da göreceklerdir. <laughs> onlar yani biraz daha sorumlu davransınlar. Onlara tavsiyem akşam bir sözcülerini bir yerlerde dinledim. Çok edepsizce ve çok şımarık ifadeler kullanıyordu AK Parti ile falan ilgili. Yani biz şu ortamda e, onlar sadece iade ederiz. E, doğrusu çok fazla e, o şekilde ifadeler kullanmayız. Ama evet. yeri ve zamanı gelirse çok ileri ifadeler de e, kullanabiliriz. He, HDP ile evet. ilgili. Ne, ne demişti o sözü? Ben şimdi demedim. bu kadarla yetiniyorum. Evet. Fakat yani bu dedikleriniz tamam. Biraz Ak Parti karşıtlığı HDP üzerinden. E, icra edildi bu seçimde. İşte paralel yapı destek verdi. Yurt dışındaki aktörler destek verdi. Batı'da işte Kürtlerin hiç olmadığı yerlerde de oy aldı falan ama Kürtlerin olduğu yerlerde de yani Diyarbakır'da neredeyse bir 20'ye 80. Evet. işte Van'da, Ağrı'da e, diğer yerlerde de e, ciddi anlamda bir kayma doğru. Oldu. Bunlar doğru. da AK Parti'den doğru. giden oylar. Bizden oylar e, bir miktar HDP'ye gitti. Kürt vatandaşlarımızın oyları. Bir miktarda MHP'ye gitti. Onların el, ellerimizde yaklaşık oranları bile var şu anda bizim. Hı. Bir, küçük bir miktarda işte şeye, Saadet Partisi'ne. O da yani bizim oyları bölme stratejisi içinde destek gören bir partidir. Çok destek verdiler onlara. Yani birazcık AK Parti'den oy bölebilir diye o şeye, Saadet Partisi'ne. Ha şimdi burada Türk vatandaşlarla ilgili, tabii bölgenin gerçeğiyle ilgili çıkacak önümüzdeki zamanlarda bu analizler. Ee, yani bunlar her ne kadar e, böyle e, işte e, özgür ortamda seçim vesaire laflar etseler de, barış vesaire, Güneydoğu'da tabii yine e, seçim günü de bize çok bilgiler geldi. Geri planda terör örgütüyle işbirliği içinde çok e, terör estirdiler. Yani psikolojik baskı. Ha burada devletsiniz, devletiz ama burada güvenlik birimlerini falan da biraz suçluyorum ben doğrusu. Bölgede seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası çok başarılı olmadılar. Yani bölgedeki kamu yöneticileri, güvenlik birimleri, vatandaşın o psikolojik endişelerini de gideremediler. Yani biz seçim ortamında İçişleri Bakanımızı da bir davet ettik, kendisiyle de bunları bir defa görüştük. Bakın böyle şeyler gelişiyor diye bir strateji heyeti olarak özel bir gün davet ettik ve o gelen bilgileri paylaştık. Ama e, yani e, devletin mekanizmaları bölgede çok e, şey olmadı. Kimisi bilinçli olabilir, e, kimisi e, yetersizlik olarak olabilir. Enteresan veriler var elimizde. E, yani ne gibi? O bölgelerdeki güvenlik... E, Birimlerinin vesaire olduğu ortamlarda, sandıklarda, lojmanlarda çıkan hmm. sonuçlar falan hmm. olarak da onlar ileride değerlendiriyoruz. Polis lojmanları. değerlendiriyor. Onlar evet, onları da değerlendiriyoruz. Bunlar. Yani böyle Bıraklar bir paralel yapayan Böyle yani. bir şey var oralarda. Eee bunları analiz ediyoruz. Yani bu tür veriler var elimizde. Ama HDP orada çok samimiyetsiz bir tutum içinde oldu ve baskısı, tehdidi vesaire sonuna kadar kullandılar. Bu çözüm sürecinde frene basılması seçim nedeniyle bu bir faktör değil mi? Bir faktör olarak görüyorum ben. Yani bunu partimizin, e, hükümetimizin e, işte bir şeydir, politikasıdır. Oradaki gerekçeleri vesaire bir yana bırakıyorum ama ben kendim şahsi bir görüş olarak bunu size söylüyorum. E, yani parti sözcüsü parti adına değil ama ben kendim doğrusu e, her şey planlanmış ve giderken artık neredeyse silah bırakmayla ilgili son adımlara doğru gelinirken seçim öncesi o sürecin bir anlamda seçim sonrasına erteleniyor gibi bir hava verilmesi veya durdurulması burada faktörlerden birisi olmuştur. Bu da bir öz eleştiri belki. Evet, yani ben kendi düşüncem. Şahsi düşüncem diyorsunuz ama. Yani o önemli. konuya çok emek vermiş ve oradaki nihai hedefin zaten silah bıraktırma e, ve eve dönüş oraya doğru gittiğimiz bir noktada seçime yakın bir zamanda durdurulmasını e, Ben kendim doğrusu e, böyle değerlendiriyorum evet. evet Peki de bu şeyi kaldırmak lazım herhalde bu sürgün yeri olarak hep doğu oluyor ya böyle burada büyük yanlışlıklar şeyler var olan... evet. öyle çok şeyler ulaştı o, veriler ulaştı yani evet. o bahsettiğiniz ihmal yetersizlik evet. ya da bilinçli evet. bir şekilde evet. hareket etme evet. Biraz arkasında böyle şeyler var. Yani nedense yani bu seçim öncesi olmadık birliktelikler oldu. Çok farklı hiç, hiç birbiriyle yardımlaşamayacak unsurlar yardımlaştı falan. Yani bu şey, seçim Bakırköy'de Atatürk resmiyle Öcalan resmi Evet. aynı karede girdi evet. yani mesela. bu seçim bin, bu seçimin özellikle HDP ile ilgili kesimi çok su götürür. Daha ileride çok tartışılacaktır ve fevkalade karışıktır. Evet, peki. Bir ara verelim, Tabii. müsaadenizle. Ara veriyoruz, devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Beşir Atalay konuğumuz. Şimdi efendim, siz de söylediğiniz parti içindeki o uzun toplantılarda... Seçim sonuçları kadar belki daha fazla Önümüzdeki günlerde ne yapacağız ne, Nasıl hareket edeceğiz Bunları konuşuyorsunuz Bir fikri hazırlığınız da var e, Herhalde e, Ne yapacaksınız e, Nasıl bir yol haritanız olacak Kimlerle koalisyon Yani herkesle görüşülecek herhalde ama e, Koalisyonun içinde yer almak ister misiniz kiminle koalisyon yapmayı Tercih edersiniz hepsini topluca Sormuş oldum. Size. Evet tabi çok o kapsamlı bir soru. Tekrar şunu e, ifade etmek istiyorum. E, yani AK Parti e, e, Türkiye'de e, siyasetin omurgasıdır şu anda. Birileri bu ifadelerden rahatsız olsa da e, AK Parti'siz bir Türkiye siyaseti şu kompozisyonda düşünülemez. AK Parti'nin olmadığı bir e, e, siyasi denklem Türkiye'de düşünülemez. Yani hem kendi partimiz, hem parti teşkilatlarımız, vatandaşlarımız zaten bunu biliyorlar. Bunu bilsinler. Hmm. Ee, ve biz de bu bilinçle çok sorumlu bir tutum sergiliyoruz. İlk günden itibaren. Yani şunun kolay olmadığını herkes bilir. Hem partimiz için, hem teşkilatlarımız için, mensuplarımız için. Ee, yani işte şeylerle birlikte efendim referandumlarla birlikte Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte 11. seçimi yaşadık. 13 yıldır iktidardayız tek başımıza. Böyle bir gelenekten geliyoruz. 13 yıl sonra ilk defa bir seçimde işte belli bir oy kaybına uğramış ve tek başına hükümet olamaz bir durumda. Bunun getirdiği psikolojiyi hepimiz tabii anlamak durumundayız. Ama bütün bunlara rağmen daha ilk anlardan itibaren çok da sorumlu bir tutum sergiledik. Evet. Yani başbakanımızın o gün o akşam işte 11:30'da balkonumuzda genel merkezimizin verdiği mesajlar, hepimizin orada birlikte sergilediğimiz tablo. Onu iyi kurgulandı. Yani biz e, sorumlu ülkeyi e, ülkemizi düşünüyoruz, Türkiye'yi düşünüyoruz, milletimizi düşünüyoruz. Sorumluluk içinde hareket edeceğiz. E, öyle ne millete kızma ne küsme ne fevri hareketler içinde değiliz. E, biz bu ülkeyi bir yerden bir yere getirmiş hamdolsun milletimizle birlikte. Evet. Hiç kendimiz demiyoruz, hep milletimizle diyoruz. E, bir ekibiz. Ee, ve biz o tutumumuzu, sorumlu tutumumuzu e, yine e, göstereceğiz. Milletimiz bize sandıkta bir yeni bir durum, yeni bir konum gösterdi. O da başımızın üstünde yeri var demokrasi bu. E, ama şu günlerde doğrusu partimizde e, bütün bu geleceğe bakışla ilgili tabii bu pozitif, olumlu ülkemizin hiçbir sorununu yerde bırakmama Hı. ülkemizi krizlere sürüklememe, zorluklara sürüklememe yönünde partimiz tam bir kararlılık içinde. Hı. Ama küçük günlerde de çalışıyoruz. Yani AK Parti bir ortak akıl partisidir. Evet. Yani bizde ortak akıl ve istişare başından beri başarımızın temeli olmuştur. Ta ilk kurulduğumuz günden beri. Hangi adımları attıysak böyle olmuştur. Ee, serin kanlı, dürüstçe, çok dürüstçe, samimi, gerçekçi e, ortak akıl arayışları, şu günlerde onu gerçekleştiriyoruz ve benim yani partinin kuruluşundan beri e, içinde ve önemli kararların e, yine içinde bulunan birisi olarak hep dileyim bundan sonra da AK Parti'nin e, e, gene ortak akıl hareketi olarak yürümesi, istişareyi öne alması, ortak akıl, akıl hareketi olarak yürümesi. Adaletle hükmetmesi ve bir de e, liyakata e, önem vermesi. Bunlar bizim temel ilkelerimiz olmuştur. E, yani yine öyle yürüyecektir. Bundan sonra da inşallah. E, yani emaneti ehline verme, adaletle hükmetme ve istişare. Bunun üçü. İstişare dediğimiz ortak Biraz aklı bulma. Biraz sanki bu son dönemde bu. Ortak aklı bulma. E, yani... Buna özen göstermek lazım. Bunlar bizi başarıya götürmüştür. Ee, i̇nşallah bundan sonra da e, yani biz bu ilkeler çerçevesinde şu anda partimizde, genel merkezimizde bütün teşkilatlarımızı da çağırdık. İl başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları, il genel meclisi başkanlarımız günlerdir bunları gö görüşüyoruz. Görüş. Çok evet. hoş bir atmosfer var. Hem birbirimizi ee, işte yeni durumla ilgili tabi bilgilendiriyoruz. Hem Bölgelerimizde neler oldu onları anlıyoruz. Dolayısıyla şu anda yaptığımız bunlar. Bizim şöyle bir somut bir şeyimiz henüz gelişmiş değil. Yani e, sizler de görüyorsunuz. İşte e, şöyle bir koalisyon, şöyle bir hükümet falan o manada bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Henüz öyle bir belirginlik de zaten Türkiye'de yok. Daha yeni seçim oldu. Meclis Toplanacak. Yeni milletvekilleri işte yemin edecek. Çünkü o zaman milletvekilliği kazanılıyor. Ondan sonra da Cumhurbaşkanımız zaten anayasal ve yasal bir prosedür içinde önce en fazla milletvekili çıkaran partiden başlayarak genel başkanlara görev verecek. Önce genel başkanımız görev vermiş olacak. Turlar başlayacak. Şimdi bizim oradaki tutumumuz şu koalisyonla ilgili. Ee, yani sorunuzu bir, biraz Buyurun geçmeden. siz yine sorun Evet Şu anda o resmi Temaslara geçmeden Kamuoyuna yansımamış bir temas Söz konusu mu herhangi bir partiyle? Hayır şu anda bizim öyle bir temasımız yok Hiçbir partiyle? Hayır var. yok şu anda Yani En azından benim bilgimde bir şey yok Duyduğumda bir şey yok Resmi olarak hiç yok zaten Yani benim o manada da doğrusu bildiğim Şöyle de bir şey oldu Çok dolaylı bir şeyler var. öyle bir bilgim yok Böyle bir şey yok. Elimizde öyle bir veri yok. Ama yani o MKYK, MYK oralarda bir de oralarda, bir temas kurulsun gibi oralarda, bir şey gelişmedi mi? Hayır. Yani MKYK'da başbakanımıza zaten anayasa ve yasa ve bizim tüzüğümüz gereği bir yetki verdik. Yani MKYK bizim 50 kişiden oluşur. i̇ttifakla yani başbakanımıza 63. hükümeti kurması bunun için Cumhurbaşkanımız görev verdiğinde gerekenleri yapması yönünde bir yetki verdik. Başbakan bir yoklayalım şu partideki şu şahıs veya işte genel başkanlarına bir mesaj gönderelim. Yok böyle, benim bildiğim benim şey... bildiğim böyle bir şey olmadı. Ee, yani tabi parti içinde o istişare toplantılarında bazı görüş beyan eden arkadaşlarımız var. Ama onlar da dışarıya biraz yanlış da yansıtıldı. Yansıyor şu şunu demiş. işte partide şu yönde bir koalisyon tercihi var gibi falan. Hı. Mesela benim hiç ben hiç oralarda daha fikir beyan etmedim şu HDP partiyle. ile koalisyon ha. kuralım diye haberler gibi çıktı. Gibi mesela haber. Onu da burada bu vesileyle açıklıyorum. Benim hiç öyle bir cümlem olmadı hiçbir partiyle. Şu ko koalisyonu kuralım gibi. Daha doğrusu ben zaten e, Pazartesi günü MKYK MK ve Bakanlar Kurulu ortak toplantısına katılamadım. Çünkü Eşiniz. işim hastanedeydi. Şey o gün girelim, e, büyük bir şey geçirdik. Rabbime hamdolsun, Allah razı olsun, e, al olsun. E, bütün eşten, dosttan, e, ilgilenenlerden. Şimdi iyi. O MKYK ortamında da zaten e, MYK üyeleri ve Bakanlar Kurulu üyeleri olanlar düşüncelerini ifade etmediler buralarda yer almayanlar konuştular. Dolayısıyla işte benim orada bir değerlendirme şeyim de olmadı. Ama öyle yanlış yalan bir haber çıktı mesela. Onu da burada düzeltiyorum benim. HDP ile koalisyon kurma işte öncelikli var gibi. Herhangi bir değerlendirmenin de olan bir cümlem de olmadı hiçbir yerde. Onu söylüyorum. Sayın Başbakan'ın yansıdı bu yönde. CHP ile yer kurarsak e, sorunları çözeriz. MHP ile kurarsak tabanlarımız bir uyumlu olur ama eee soruları çözmede yetersiz zaten, kalabilir gibi haberler çıktı. Başbakanımızın zaten kendisine soruldu biliyorsunuz. Yani geçen hafta içinde işte televizyon TRT. programına çıktı Mekaya kadar sonra. Orada TRT'de soru her şey soruldu ve söyledi. Yani geri planda kendi içimizde bazı konuşmalar olabilir bazı arkadaşlar ama yani bunları hep böyle fikir egzersizi gibi almak lazım. Yani karar organlarımızdan falan çıkmış bir kararımız yoktur. Evet. Koalisyonla ilgili konuya gelince, yani siyasetin içinde siyaset analizleriyle de uzun süre meşgul olmuş birisi olarak, yani sadece bu 13 yıl değil, doğrusu hani akademik alanımız gereği yani 1950'den bu yana. Evet. Ee, özellikle siyasi, siyasi tarihimiz, etbet. tecrübemiz partiler koalisyonlar e, işte e, milli iradeye darbeler vesaire hepsini şöyle yakın irdelediğimizde yani koalisyonların tabi kolay olmadığını hepimiz biliyoruz e, Türkiye'deki e, özellikle e, 70'li yıllar ve 90'lı yıllar e, koalisyonların e, çokça tecrübe edildiği Baktığımızda genelde büyük oranda krizlerle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla e, yani koalisyon ilk tercih değildi. Biz bunu seçim ortamında da söyledik zaten. Yani koalisyonlu dönemler hiçbir ülke için çok verimli olmuyor. Yani en demokratik ülkeler bile batı sisteminde falan koalisyonsuz e, hükümetlere yol açacak anayasal düzenlemeler falan yapıyorlar. E, bu, bu tabii bir şey yani Türkiye'ye bakarsak Türkiye'nin en rahat gelişme kaydettiği hem ekonomik olarak hem demokrasi olarak hem ülkenin büyümesi olarak refah olarak işte o tek Parti hükümetlerin olduğu dönemlerdir koalisyon dönemleri ülkeye de fazla bir şey kazandırmamıştır evet, böyle yani bir bu gerçekçe bak, bakmak ama bütün bunların içinde bugün milletimizin sandıkta eee evet verdiği bir şey var, ders var, bir görev var. Hiçbirinize tek başına görev vermiyorum. Bir araya gelip hükümet kurun. Kurabiliyorsanız. Şimdi biz de AK Parti olarak bu konuda çok berrak bir zihinle ve çok iyi niyetle dürüstçe, yani kazanımlarımız var. Türkiye büyüdü. Ekonomik kazanımlarımız var. insanımızın hayat standardı çok gelişti aman ha e, bu süreçler uzamasın ve bunlarda kayıplar olmasın. Bu kaygıları çekiyoruz. Onun için de koalisyona herhangi bir e, işte koalisyona daha kiminle nasıl olacağını bilemiyoruz. Görüşmeler gösterir ama e, çok samimi şekilde yaklaşıyoruz. Yani koalisyona şöyle yaklaşırsa partilerde şu sırada ben çok hesap kitap görüyorum. Böyle sözcülerini dinliyorum işte falan. Şimdi dönüşümlü başbakan. İşte şöyle olursa ancak, böyle olursa ancak falan gibi. Ee, yani işte AK Parti'nin 13 yılda yaptıklarından şunlar şunlar var ki biz katılmayız falan gibi. Yani partiler şöyle düşünceler içinde olursa. Yani biz AK Parti ile koalisyon kurarız ama işte şu şartlar. Var. Yani AK Parti Türkiye'nin büyük partisi. Ve AK Parti anla açık başa dik 13 yıl Türkiye'yi işte hizmet etmiş ve hamdolsun bugün de milletimiz yine o hizmetin karşılığını zaten vermiş. Dolayısıyla burada herkesin dürüst olması lazım. Ve yani ben işte olmayacak koalisyonu göstereyim e, yahut işte koalisyon kurup da oradan daha kazançlı çıkma koalisyon sonrası falan hesaplarıyla koalisyona yaklaşırsanız e, bu samimi olmaz. Bunlar çok kolay fark edilir. Eski zamanlar değil artık. Hmm. Kimin hangi cümleyle neyi söylemek istediğini çok iyi anlıyoruz. Hmm. Biz zihnimizin arkasında farklı planlar, hesaplar yok. Yani bir an önce ülkemizin pek çok meselesi var. Yürüyen yatırımlarımız var. Hükümet kurulsun ve Türkiye yoluna devam etsin. Onun için de çok iyi niyetli Başbakanımız inşallah parlamento daki işte merasimden sonra Cumhurbaşkanımız görev verecektir. O zaman göreceğiz yani o görüşmeleri. Bunlar o konuda mı olacak? O konuda siyasi bir heyette partimizde kurulacak. Ve o görüşmeleri yürütecek. Hı. Bunların hepsi nasıl koalisyon vesaire partilerin niyeti falan onları o zaman göreceğiz. Yani bir diyelim ki o zaman işte Sayın Kılıçdaroğlu'na gittiniz. O sonuçlanana ne kadar diğer partilere gitmeyecek misiniz? Nasıl bir yöntem? Olacak? Onu da şu anda bilemiyorum. Hı. Ama genelde şey şudur. Yani gelenek gelenek ki Cumhurbaşkanımız dün Azerbaycan dönüşü gazetecilere bir de farklı var. da bir açıklama yaptı. Yani görev vermeden Dört Parti'nin genel yani başkanıyla görüşeceğim dedi. O da aslında genel bir niyet öğrenmedir. Yani hangi koalisyon olabilir vesaire. Cumhurbaşkanının zaten bu görevidir. Yani kurulabilecek koalisyonu kollamak vesaire. Dolayısıyla onun da bu görüşmelerini ben önemli görüyorum. E, ayrıca e, Sayın Baykar'la da bir görüşmesi oldu evet. Cumhurbaşkanı'nın. Onu da önemli görüyorum. Yani şimdi bir bilgim yok. Ne niçin görüştüler, neyi görüştüler kendi açıklamaları dışında ama yani Sayın Cumhurbaşkanımız da Tanıyorum. Sayın Baykal'ı da e, belli oranda tanıyorum. Geçmişte e, bazı şeylerde doğrusu e, görüşmelerle parlamentoda iyi şeyler o ilk dönemimizde yapıldı. İkisi de siyasette hem tecrübeli hem çok pratik bakarlar. Evet. Yani pratik çözümlere yatkın, Hı. E, çabuk karar veren ve pratik çözümlere yatkın iki profildir. Doğrusu onların görüşmesinde de e, geri planında... E, e, önemli unsurlar olabileceğini kendimce öyle düşünüyorum mi? evet düşünüyorum dolayısıyla bu görüşmeler sonra da başbakanımız görev verildiğinde e, tabii herhalde 3 başkanla da görüşecektir öyle bakmak lazım sonra heyetler haline oturulup e, Sonra, sonra da gösterir. tabii işte daha e, ilerleme olacaksa bazıları var ki ön, işte peşin şeyler ifade ediyorlar. Kimisi kırması Şah. için, evet. kimisi ben kurmam. O tabii o duruma göre yeni şeyler. Ama bir, yani e, biraz da zaman alacağı görülüyor. Önümüzde tabii Allah ülkemiz için Müslümanlar için hayra vesile etsin. Ramazan, Ramazan ayı başlıyor. E, yani yaz dönemi geliyor. Yani orada bayram var. Herhalde birazcık da bayramdan sonraya kalır biraz olur. da uzayacak bir e, turlar süreci gibi de görünüyor. Şu tesbihinde bir süre var ama Evet şu haliyle öyle görünüyor. Evet. Peki eğer Ak Parti dışında bir denklem niye kurulamasın ki bir MHP CHP dışarıdan destekli HDP koalisyonu ki CHP'de HDP'de bunu istiyor bir evet. MHP biraz e, bunu istemiyor gibi bir görüntü var ama bu işte seçimleri Ak Partiden kurtulma e, projesine dönüştüren çevrelerde bastırırlar. Pekala yani. ikna edebilirler MHP'yi de. Böyle bir denklem bütün çıkma bunları, ihtimali çıkarsa ne olur? Bütün bunları göreceğiz. Şimdi bizim doğrusu şu safhada e, hani parti sözcüsü olarak da bu konuda çok ileri ifadeler kullanmamız yanlış olur takdir edersiniz. Peki. Ama e, bu görüşmeler sürecinde e, bunların hepsi biraz da belli olur. Şuna da katılıyorum. Yani sizin o değerlendirme cümlenize. E, bu kurguyu yapanlar, aylardır e, işte AK Parti'siz bir hükümet, e, hiç olmayacak kesimlerin Hı. olmayacak partilere destek verme çabaları vesaire, e, O stratejiyi kuranlar, o kurguları yapanlar herhalde sadece seçime kadar değildir. Ondan sonrasına dönük de Hı. boş durmuyorlardır. Çalışanlar vardır, bu da tabidir. Bütün bunlar da olağanüstülükler olarak siyasette görmemek lazım. Hmm. Bunları mazeret olarak falan da yani bizlerin arkadaşlarımız evet. kullanmamak lazım. Siyaset bu zaten. Yani bütün bunları iyi görmek, bütün bu çalışmaların olabileceğini de düşünmek ve ona göre kendi çalışmanızı yapmak, stratejinizi kurmak. Bir taktik savaş. Ee, yani bu böyledir. <gülüyor> <gülüyor> bu böyledir. Yani bunları niye böyle oluyor diye işte. Etmeni, feryat etmenin falan da bir manası yok doğrusu. Başarı zaten bütün bunların içinde mesafe almaktır. Biz öyle mesafe aldık. 2002'yi düşündüğümüzde AK Parti'nin ilk hükümetini, o günlerdeki atmosferi ve zorlukları düşündüğümüzde yani biz çok zor bir durumu başardık. Evet. Ve ortak akılla, çok iyi bir strateji ve politikayla o günleri başarıya çevirdik. Dolayısıyla bütün bunları yine niye yapmayalım? Peki. Bir tekrar ara verelim müsaadenizle. Evet. Evet. Ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Sayın Beşir Atalay AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü konuğumuz. Şimdi aslında önemli şeyler söylediniz. Yani partinizin duruşu yaklaşımı ve önümüzdeki günlere dair pozisyonunu anlattınız. Şunu sorayım ben size yani illa bir koalisyonda kalalım, illa bir koalisyonun parçası olalım gibi mi düşünüyorsunuz yoksa bizim dışımızda kurabiliyorlarsa da kursunlar Düşüncesi var mı hakkınızın bir yerinde? Şimdi e, tabii AK Parti'nin e, biraz önce ifade ettiğim durumunu iyi anlamak lazım. E, yani biz büyük bir sorumluluğu sahibiyiz. Milletimiz o sorumluluğu verdi. E, sandıktan çıkan sonuç öyle. Milletimiz yine ağırlıkla e, ülkenin e, sorumluluğu senin üzerinde dedi. Biz de bunun gereğini yapmalıyız. Yani burada şöyle bir şey ilk günden itibaren asla zihnimize bile gelmedi ya. işte bu kadar uğraştık ama bu kadar şey de yaptık, çalışmada yaptık, ülkemize hizmetimiz de oldu ama işte milletimiz bize sandıkta bu defa tek başına iktidar vermedi. İşte biz de hafif milletimize de tüsünlük sistemle işte bunu da madem böyle yaptı başkaları da işte gelsin hükümet falan. öyle bir düşünce hiç taşımadık taşıyamayız bu yanlış olur yani bu millet bize bu kadar yıl 13 yıl dünya tarihinde görülmemiş bu kadar büyük destek 11. seçim ve yine böyle bir ülkede bu kadar e, farklılığın olamaz. olduğu bir ülkede yüzde evet. 41 oy alıyorsunuz bu müthiş bir şey. Bunun da değerini bilmek lazım. Dolayısıyla e, biz bu sorumluluk içindeyiz, bu bilinç içindeyiz. İlk iş bizim üzerimizdedir. Ülkemizin hiçbir sorununu yerde bırakmayız. Ülkemizi hiçbir olumsuzluğa, krize terk edemeyiz. E, müsaade etmeyiz buna. E, biz böyle bir bakış içindeyiz. ha Koalisyon ne olur? Nasıl sonuçlanır? bu çalışmalar onu e, önümüzdeki günler gösterecek ama şu anda en büyük görev bize düşüyor biz e, çok dikkatli hareket etmeliyiz çok dürüst çok samimi Türkiye'nin meselelerini e, yüklenmek e, hiçbir e, meselesini hükümet gecikmesi vesaire sebebiyle ihmal edilir duruma düşürmemek en baş en fazla bizim sorumluluğumuz biz bu dikkat içindeyiz hı hı. E, Şöyle bir şeyde de değiliz yani işte varsın koalisyon hükümeti kursunlar falan gibi bir şeyde de değiliz. Sonuçta ne olur görüşmeler gösterecek Ona ama bağlı. peşinen böyle bir e, düşünce bizde olamaz. E, baş sorumlu en, en önemli sorumluluk hep bizde. E, biz kendimizi o, o sorumluluğu bilincinde ve öyle hareket edeceğiz. Bundan sonra da öyle hareket edeceğiz. Peki duygusallıklara falan burada yer yok e, ciddi gerçekçi dürüst ve samimi bir tavır içindeyiz ve hep öyle olacağız bir erken seçim sayın cumhurbaşkanı buna erken seçim de demiyor tekrar seçim yani seçimlerin tekrarlanması diyor ki bana göre de tabir makul bir tabir bunu mu e, arz ediyorsunuz yani asıl Aklınızda böyle bir şey var da bunu saklıyor musunuz? Hayır. Başta da ifade ettim. Zaten bu niyetlerle koalisyon görüşmelerine başlamak işte olmazları gösterelim gibi hmm. e, siyasi numaralar içinde olmak falan bu bu çok yanlıştır. Bu dürüstlük değildir. Hmm. Ve bu ülkeye, milletimize ve kendi partinize bile zarar verir. Hmm. Dolayısıyla asla böyle bir şey değil. Evet ama e, bu şartlarda e, ülkemize hizmet edecek en uygun işleri yürütecek bir hükümeti kurma çabası, bütün samimiyetimizle ve dürüstlükle bu kavramları tekrar vurgulamak istiyorum. Ama gerçekçi, gerçekçi. Herkes gerçekçi bakacak. Hı. Koalisyon dediğiniz neticede bir araya gelme, e, şartları görüşme, gerekiyorsa pazarlıklar ama her şeyi ayrıntılı şekilde yazma. Sonra sürprizlere şey yapmamak için yani her koalisyon şeyi koalisyon protokolü. Tabii yani koalisyon protokolü içinde her şeyi detaylı. Bu çalışmalar birçok yerde yapılmış, yapılamaz değil. Türkiye'de de yapılmış, yapılabilir. Biz şu anda bunun yapılabileceğine inanıyoruz. Anlıyorsun. Bir şekilde bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Erken seçim veya işte seçimin tekrarı gibi bir hemen işte bir şey içinde bir yargı içinde değiliz. Ama neticede demokrasiler mevzuatlar süreler işte anayasanın öngördüğü süre vesaire bütün bunların içinde eğer bu tablodan o gönlünüzün istediği milletimizin de arzu ettiği bir hükümet çıkamazsa bir gün tekrar seçim görülürse bu da demokrasinin bir gereğidir. Ben evet. şu anda milletimizi doğrusu baktığımızda böyle baktığımda insanları, kamuoyunu seçime gittik oyumuzu kullandık. Ondan sonra çok kaygı da taşımıyorlar. Bu şey çok iyi. Yani bu demokratik olgunluk çok iyi. Herkes kendi hayatının içinde. Ha bir gün öyle bir şey olursa da bu bir felaket değildir. E, neticede e, 2 senede dört seçim olmuş olacak ama yani o da bir tercihtir. Eğer olmazsa bu evet, şeyler. Hiçbir şey. yok. Yani orada da bir kaygı etmemek lazım. Rahat olmak lazım. Ee, yeter ki anayasa ve yasalar gereği süreç iyi yürüsün, hukuka uygun yürüsün. Olabilirlerin hepsi yoklansın. Ondan sonra o noktaya gelinirse de gelinir. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. size kolaylıklar diliyorum. Ben çok Bunu teşekkür ediyorum. Süreçte. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok İzleyicilerimize güzel. de hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet sağ olun. Evet Başkent Kulesi'nde Sayın Beşir Atalay AK Parti Sözcüsü konuğumuz oldu. Önümüzde Ramazan var. Sayın Atalay'ın da söylediği gibi Ramazan ayının ülkemize, İslam alemine hayırlar getirmesi temennisiyle kapatmış olalım programı. Bizi izlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.